Efendim Bakış Programı'na hoş geldiniz. Bugün tasarrufu konuşuyoruz. Aynı zamanda hayat sigortası konuşacağız. Halen içinde bulunduğumuz hafta sigortacılık haftası. Dolayısıyla bu çerçevede bir değerlendirme yapacağız. Tasarruf ve BES hangi noktadayız? Sizlerden çok sık gelen soruların başında enflasyonist ortamda, yani enflasyonun yüksek olduğu ortamda hangi fonların getirisi daha iyidir? Ve aynı zamanda ikinci soruda enflasyonun yüksek olduğu ortamda tasarruf nasıl yapılabilir? Bunları konuşmak istiyoruz. Belki size biraz tiyolar vermek istiyoruz. Böyle bir ortamda hangi emeklilik fonları daha yüksek getiri elde edebilir? Hangi fonlara kaymak gerekiyor? Mevcut olan fonları nasıl değiştirmek gerekiyor? Biraz bu konularda süremiz el verdiğince bilgi vermeye çalışacağız. Efendim MetLife Emeklilik ve Hayat Genel Müdürü Sayın Deniz Yurtseven canlı yayında bizlerle birlikte hem bizim sorularımızı hem de sizden gelen soruları cevaplandıracak. Her zaman olduğu gibi bakış@ntv.com.tr bize ulaşacağınız elektronik posta adresi, sorularınızı iletebilirsiniz. Yayın esnasında arkadaşlarımız diğer bize ulaşacağınız sosyal medya adreslerini de paylaşacaklar. Sorularınızı sorabilirsiniz, yorumda bulunabilirsiniz. Süremiz el verdiğince sorularınıza cevap vermeye çalışacağız. Evet efendim, temel soru. Enflasyonun yüksek olduğu ortamda nasıl tasarruf yapılır? Hangi emeklilik fonları seçilir? Bakış başlıyor. Evet efendim, MetLife Emeklilik ve Hayat Genel Müdürü Sayın Deniz Yurtseven canlı yayın konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Yurtseven. Teşekkür ederim. Şimdi süremiz sınırlı, soracak çok soru var. İzleyicilerimizden daha önce gelmiş sorular var. Eminim şimdi gelecek sorular var. Bir kısmını izin verirseniz seçip soracağım size tabii de. Tabii ki. Şimdi bir içinde bulunduğumuz hafta sigortacılık haftası. Birinci öncelikle tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Teşekkür ederim. Sigortacılık haftasını. Şöyle başlayalım. Bize bir bu haftanın da özelinde bakacak olursak bize bir bireysel emeklilik sisteminin kısa bir portresini, işte ne kadar katılımcı var, ne kadar fon büyüklüğüne ulaşıldı, durum nedir? Bunlardan biraz bahsedersek ben peyderpey araya gireceğim. Buyurun efendim. Teşekkür ediyorum öncelikle davet ettiğiniz için Noyan Bey. Bireysel emeklilik sektörü özellikle son 8-9 aydan beri oldukça iyi bir performans sergiliyor. Biliyorsunuz ondan evvelki son 2-3 yıl biraz yavaşlamıştı sektör. Fakat özellikle 18 yaş altının devreye girmesi, devlet katkısının %25'ten %30'lara çıkartılması, OKS'de 45 yaş üzerine açılması ve bunun yanında diğer yapılan yeni düzenlemelerle beraber içinde bulunduğumuz enflasyonist ortamı da dikkate alarak bireysel emekliliğe ilginin arttığını rahatlıkla söyleyebilirim. Rakam paylaşmak gerekirse şöyle söyleyeyim Noyan Bey. Şu anda toplamda hem bireysel emek hem ota katılım sisteminde toplam 15 milyon üzerine ulaştı katılımcı sayımız. Hı hı. Son yılbaşından itibaren baktığımızda net buraya 500.000 üzerinde katılımcının geldiğini görüyoruz. Yeni katılımcı. Yeni katılımcı nette. Aslında girişler daha fazla ama çıkışlar da olduğu için. Aşağı yukarı performansa baktığımda aylık bazlık performansa 75.000 civarında yeni sözleşme giriyor. Bizim yıl sonu için benim tahminim 750.000 yeni katılımcı, 900.000 civarında yeni sözleşme sadece BES tarafında bekliyorum. Şu ana kadar OKS tarafında da 200.000 üzerinde yeni giriş var nette sisteme. Bu tabii... Buraya bir girebilir miyim lütfen araya? Şimdi bu otomatik katılım sistemi, yani işverenlerin çalışanlarını sisteme kattığı otomatik katılım sistemi dediğiniz sistemde hala o sistem aktif çalışıyor değil mi? Yani bugün ben bir işe girdiğimde artık 45 yaşta kalktığı için İşverenim beni otomatik BES'e sokuyor mu? Aynen öyle. Ha öyle değil aynen, mi? Aynen öyle. Şöyle, şu anda sistemde 7.7 milyon kişi var ota katılım sisteminde. Yaklaşık olarak da 20 milyar TL bir fon büyüklüğü var. Bireysel emek tarafında da 7 milyon üzerinde bir 7.4 milyon katılımcı var. Oradaki fon miktarımız da 264 milyar. Topladığımızda bunu 284-285 milyar gibi bir fon büyüklüğüne ulaştık. Ama bu rakamlardan daha önemlisi, tekrar ilginin oluşması, bireysel emek sisteminde tekrar büyümeye geçmesi çok önemli buluyorum. Çünkü Türkiye'nin zaten yüksek bir tasarruf oranına ihtiyacı var. Bireysel emek de elimizdeki en güçlü enstrüman. Burada
Özellikle yeni girişlere baktığımızda yeni yılbaşından beri BES tarafındaki aşağı yukarı 300 bine yakın yeni giriş var sadece bireysel emeklilik tarafında. Bu girişlerin kabaca yarısı 18 yaş altı BES planlarından kaynaklanıyor. Bu iyi bir şey. Neden? Çünkü sisteme girme yaşını erken aşağıya çekiyor. Biliyorsunuz bizim bireysel emeklilik sisteminde şu anda ortalama 31 yaşlarında sisteme giriş yaşı. Sistemde olanların ortalama yaşına baktığımızda da 40 yaşında olduğunu görüyoruz. Bu anlamda 18 yaş altı BES'in Türkiye'de bu sisteme erken girmeye ve tasarruf bilincinin erken oluşmasına yardımcı olduğunu görüyoruz. Bireysel emeklilik tarafında böyle bir olumlu resim var sektörde. Peki yani 18 yaş altını dışarıda bırakırsanız temel BES'e bu kadar yeni katılımcı girmesinin herhalde geçtiğimiz yıllara göre mukayese ettiğimizde üzerinde bir katılımcıdan bahsediyoruz. Doğru. Neye bağlıyorsunuz? Yani mesela %30 devlet katkısı bunda bir etken kesinlikle midir? Etken, kesinlikle etken. Çok önemli bir etken. Çünkü buradan şunu söylemek isterim. Çok cömert bir devlet katkısı var %30. Açıkçası diğer ülkelerde göremediğimiz. Tabii Türkiye tasarrufu özendirmek istiyor. Bu sebeple de bireysel emekliler çok cömert bir katkı veriyor. %30 gibi. Bundan kaynak. İkincisi 18 yaş altı BES'in daha gönüllü olmasıyla vatandaşlarımız sadece 18 yaş altında değil 18 yaşındaki üstündeki bireyler de buraya ilgi gösteriyorlar. Hı hı. Belki bir üçüncü faktör olarak da şunu sayabilirim. Özellikle geçtiğimiz iki yılda, belki bu yıl için aynı şeyi söyleyemiyorum ama geçtiğimiz iki yılda bireysel emek fonlarının enflasyonun çok üzerinde sağlaması da buraya olan ilginin bir başka nedeni olabilir. Sadece hatırlatmak için söyleyeyim. Geçen sene enflasyon %36 ile yılı tamamlamamıza rağmen ortalama BES fonların ortalama getirisi %46 civarında oldu. Bu da aşağı yukarı %7'lik bir net getiri anlamına enflasyon geliyor. Üzerinde. Enflasyon üzerinde. Bu yıl resim biraz daha farklı ama evet. Bu yıla da gelelim. Hayır gelelim oraya. Bakalım. Bu fonların getirisine gelelim. Çünkü en çok karşılaştığımız soru. Yani şimdi sizi birinci soru şuydu. Enflasyonun yüksek olduğu dönemde tasarruf edilir mi sorusuydu. Siz söylediğiniz örneklerden ediliyor. Verdiğiniz tabii. Rakamlara göre ediliyor tabii. Ki yani ciddi bir artış oluyor diyoruz. Onu bir kenara bırakıyoruz. Şimdi ikinci soru. Hem sistemdeki olan kişiler için en çok sorduğu soru. Enflasyonun yüksek olduğu bir ortamda hangi fonların getirisi yüksektir? Enflasyon soru şu aslında Deniz Bey. Bu böyle bir ortamda getiri var mı, olabilir mi? Önce oradan başlayalım. Getiri her zaman mümkün. Ama şunu altını çizmem gerekiyor. Bireysel emek fonu gibi uzun dönemli finansal enstrümanlarda 30 yıl boyunca sistemde kaldığınızı varsayarsak bunun her yılında enflasyon üzerinde çok yüksek bir reel getiri sağlamak çok kolay değil. Dünyanın her yerinde bu kolay değil. Dolayısıyla bazı yıllarda enflasyonun altında kalabilmek mümkün ama 30 yıllık perspektife baktığınızda siz reel getiri olarak 3-4'ler seviyesinde bir reel getiri getirebiliyorsunuz. Bu iyi bir emeklilik performansı. Öyle midir? Yani tabii. Enflasyon üzerinde 3 ya da 4 puan getiri tabii, tabii. İdeal bir getiridir tasarruf ürünü. Belirli bir risk seviyesini aşmadan 3-4 seviyesine reel bir getiri sağlamak dünyanın her yerinde iyi bir getiri olarak kabul edilir. Bu getiriyi daha yukarı getirmek mümkündür ama o zaman aldığınız riski yükseltmeniz gerekir. Biz şimdi bizim kendi fonlarımıza baktığımızda ilk 5 aylık perspektif yani 23 Mayıs itibariyle baktım. Notlarından da faydalanayım. Bireysel emeklilik fonları ortalama getirisi %18 seviyesinde. OKS tarafında ise %20 seviyesinde. Hisse bazında baktığımda en iyi getiri ise hisse fonları getirmiş. Hisse emek yatırım fonları ki %29 seviyesinde. Bunu altın fonları takip ediyor. %23'ler seviyesinde. Esnek fonlarda 19'lar seviyesinde. Peki esnek aynı dönemde efendim esnek fonu içinde ne var? Esnek fonda ağırlıklı olarak hisse senedi var. Hı. Devlet iş borçlanma senetleri de var. Zaman zaman bu içindeki bileşeni bu enstrümanların dağılımı değişebiliyor portföy yöneticileri tarafından. Ama şunu görüyorum ilk 5 aydaki enflasyona baktığımda ki Mayıs ayını tahmini bir enflasyon olarak değerlendiriyorum. %36-37'ler seviyesinde bir enflasyon var. Yani aslında BES yatırım fonları ortalamada enflasyonun altında kaldığı bir dönem yaşıyoruz ilk 5 ayda. Evet sadece böyle bakarsak o zaman olumsuz düşünebiliriz. Ama şunu hatırlatırsam belki görüşümüz değişebilir. Aslında bu ilk geçtiğimiz 5 ay içerisinde enflasyonun üzerinde getir sağlayan herhangi bir finansal enstrüman var mı diye baktım. Var mı? Evet. Doğru. Bakalım. Şu anda enflasyonu Mayıs dahil 37, Mayıs hariç baksak 31-32'lerde olduğunu görüyoruz. Buraya en yakın performans sağlayan finansal enstrüman altın olmuş ilk 5 ayda %25 getiri sağlamış. Yine altında. Ben diğer enstrümanlardan da örnek vereyim. Mesela dolar %22, euro %15, mevduata baktığımızda 5,5'lar seviyesinde net getiri sağlamış. Yani bankaya mevduata paranızı yatırdığınızda
ilk yılın başından bugüne kadar 5,5 gibi getiri sağlarken emekli yatırım fonlarında bu ortalama 18-20 seviyesinde. Oldukça üzerinde. Yani herhangi bir finansal enstrümanın enflasyonun üzerinde bir getiri sağlayamadığı bir ortamda emekli fonların bunu başarması çok kolay değil. Çünkü birbirleriyle beraber hareket ediyor. Biz de o finansal enstrümanlara yatırım yapıyoruz emekli fonları olarak. Peki şu süreyi bir yıla çıkardığımızda bir bakalım. Çünkü enflasyon 70'lere geldi biliyorsunuz. Öyle baktığımızda hangi fonlar daha başarılı olmuş? Best fonların performansı ne diye baktığımızda. Ortalama best fonları son bir yılda %60 getiri sağlamış. 60. Yine enflasyonun bir miktar altında. 10 puan altında. 10 puan altında. Ama baktığımızda fon bazında mesela bir altın fonunun %89, hisse fonunun %72, yabancı para fonlarının %71, OKS fonlarının %61 getiri sağladığını görüyoruz. Yani aslında enflasyona oldukça yakın. Bu fonların, bu bahsettiğim 3 fonun yani altın, hisse ve yabancı para fonlarının toplam fonların içerisindeki ağırlığı %53. Yani aslında bireysel emek katılımcıların yarısı enflasyonun üzerinde getiri sağlayan fonlara yapabilmiş. Son bir yılda yani doğru tercihleri yapmışlar. Dolayısıyla enflasyon yüksek olduğu dönemlerde her zaman hisse senetleri, altın ve yabancı paralı fonlar daha yüksek performans ediyor. Enflasyonun düşüşe geçtiği zamanlarda ise devlet işi borçlanma araçları, bunu altını çizerek söylüyorum çünkü bir yerde biz enflasyonda piki gördükten sonra, yani en yüksek seviyeyi gördükten sonra bir yerde düşmeye başlayacağını öngörüyoruz. Her zaman böyle olmuştur. İşte o düşmeye başladığı andan itibaren devlet işi borçlanma araçlarından oluşan daha riski düşük fonların daha yüksek performans sağlayacağını öngörebiliriz. Bunun da altını çizeyim. Dolayısıyla bir bütün olarak baktığımızda bireysel emek sistemine hem fon performansları olarak son 2-3 yıla baktığımda enflasyon üzerinde bir getiri görüyorum. Belki ilk 5 ayda bir miktar altında kalsa da bu resmi değiştirmiyor. Hem devlet katkısının artırılmasından hem 18 yaş altına devlet katkısıyla beraber bireysel emek sistemine giriş imkanı verilmesinden hem OKS'de kapsamın genişletilmesinden halkımızın da teveccüh ettiğini görüyorum. Yeterli mi? Değil. Bir araya bir şey girebilir miyim? Şimdi demin bir rakam verdiniz. Bu 3 fona ağırlıklı enflasyon üstüne getiri elde eden son bir yıllık 3 fona %53 katılımcının %53'ü bu fonlar. Evet. Ama geri kalan %47'si değil. Değil. Şimdi bu %47'si nerede? Bunlar diğer fonlarda işte esnek fonda, devlet para piyasası likit fonda. Bu tip fonlarda. Şimdi o zaman bu kitlenin yani şimdi bu kişilerin %43'lük kitlenin buradan çıkıp buraya mı kayması gerekiyor? Yani, kayması gerekir demek iddialı olur. Çünkü bundan sonra gidişatı da tespit etmek lazım. Ama şu anda içinde bulunduğumuz ortamda biliyoruz ki bu fonlar biraz evvel bahsettiğim fonlara göre daha düşük performans sağlıyor. Dolayısıyla evet bu yüksek getirili fonlara geçiş yapılabilir. Ama altını da çizdim. Enflasyonun en yüksek seviyesi gördüğü anını düşünüyorsak, onu bilebiliyorsak, oradan düşe geçtiğimiz anda devlet iş borçlanma yani faiz getirili fonların yüksek performans getireceğini söyleyebiliriz. Altın fonlarının aslında bugüne kadar son 6-7 yıldan beri yüksek fon getirisi sağlayan fonların özellikle Fed'in faiz arttırmaya başlamasıyla altın fiyatlarının daha sakin bir döneme gireceğini, belki bir miktar gevşeme olabileceğini de düşünmek lazım. Eğer dünyada tekrar Rusya-Ukrayna savaşı gibi başka riskler oluşmadığı takdirde faizlerin yüksek olduğu dönemde dünyada altın fiyatlarının düştüğü gözlemleniyor. Onun için altın fonları belki geleceğe dönük olarak bugüne kadar gösterdiği performansı gösteremeyebilir. Buna işaret etmek lazım. Hisse senetlerimiz her zaman Türkiye'de ucuz. BIST 100 endeksi ve onun altındaki hisse senetleri her zaman tercih edilmeli. Özellikle orta ve uzun dönemde. Özellikle risk algısı yüksek olan genç katılımcıların mutlaka fon karmalarında, fonları arasında hisse fonları olması gerekir diye düşünüyorum. Şimdi sektör olarak fonları da çeşitlendiriyoruz. İşte teknoloji hisse senetlerine yatırım yapan fonlar, sürdürülebilirlik emekli yatırım fonları gibi yeni yeni fonlar da sektörümüze geliyor. Aslında fon yelpazesi genişleniyor, fon seçenekleri artıyor. Bu iyi bir şey mi? Bu iyi bir şey. Bu çok da kafa karıştırmıyor mu Deniz Bey? Şöyle iyi bir şey. Teknoloji fonu biliyorsunuz batıya baktığımız zaman özellikle Amerika'yı aldığımızda emeklilik yatırım fonlarının %60'ının hisse senedi fonlarında olduğunu görüyoruz. Çünkü sürdürülebilir büyümenin buralarda anlamlı getiri yakalanabildiği için buralarda. Bizde ise bu rakam hisse senetlerinin tüm emeklilik fonları içerisindeki payı %15'ler seviyesinde. Çok düşük. Bu hem yüksek getiri sağlamak için orta ve uzun dönemde katılımcı hem de ülkenin
Özellikle firmaların finansman bularak, halka açılarak daha çok sayıda ucuz finansal finansman bulma imkanı sağlayacağı için hisse senedi ağırlığının emek yatırım fonlarında artması her anlamda kazan kazandır. Tercih edilmesinin nedeni ne katılımcılar tarafından? Çünkü bu katılımcılara bakıyorsunuz, BES katılımcılara bakıyorsunuz. Hepsinin tek bir amacı var, birikimlerine daha yüksek getiri elde etmek, çok tasarruflarını arttırmak. Şimdi söylem de bu, beklenti de bu. Ama buna karşın yüksek getiri elde edebilecek fonlarda olmadıklarını da görüyorsunuz. Şöyle burada da bir tezat var geliyor bana. Şöyle söyleyeyim, aslında biraz farklı düşünüyorum. Şöyle ki son dönemde özellikle altın fonunu ve döviz fonunu keşfetmiş durumda katılımcılar. Tamam, ona bir şey demiyorum. Mesela altın fonuyla ilgili rakam vereyim. Şu anda katılımcıların %31'i altın fonlarında. Yabancı fonlarda %16, hisse fonlarında da %6 civarında. Sadece hisse fonunda. Ama hisseler biliyorsunuz, hisse senetleri diğer fonların içinde de olduğu için tüm fonlar olarak baktığımızda %15'ler seviyesinde. Belki biraz finansal birlikte de ilgili bir şey. Yani halkımızın finansal eğitimi arttıkça hisse senetleri daha çok bilindikçe belki hisse senetleri tercih edilebilir. Altın ve döviz kamuoyunda zaten emekli yatırım fonlarından bağımsız olarak herkes tarafından takip edildiği için yüksek enflasyon ortamında özellikle enflasyondan korunmak için katılımcılar direkt olarak buraya iyi gösteriyorlar. Geçmişe baktığımızda bu fon dağılımlarına orada öne çıkan fonlar hatırlarsınız siz de bundan 5-6 yıl evvel. Esnek fonlar ve devlet iş borçlanma senetlerinin olduğu kamu iş borçlanma araçları fonları burada her biri %30-%35'in üzerinde payı varken bunların payları çok daha aşağılara geldi. Bu fonlar öne çıktı bahsettim. Yavaş yavaş bilinç artmaya başlıyor. Şimdi bir fon sepeti oluştursanız artık yok bizim için şey değil, artık yatırım danışmanlığı hizmeti verebilmenizin de önü açıldı emeklilik şirketlerinin. Doğru. Onu bir konuşalım. Bir fon sepeti oluşturun, arkadan o yatırım danışmanlığının bize aslında nedir? Tam Türkçe mealini anlatın, ne yapabilirsiniz? Şöyle söyleyeyim, şimdi öncelikle fon sepeti oluşturmadan evvel şunu söylemek zorundayım. Bir katılımcının seçeceği fonlar hem yaşına göre, hem emeklilik, bireysel emeklilikten beklentisine göre, hem de risk algısına göre farklılık göstermeli. Önce bunun altını çizelim. Bunu tespit edebilmek için bizim bazı risk getir profillerimiz var. Bu formlarla katılımcının risk algısını anlayabiliyoruz. Öncelikle özellikle bunu doğru söylemeliyim. Yani hareket noktası bu olması lazım. Yoksa bizim işte piyasadan duyduğumuz gibi sen altın fonuna git, sen hisse senedi fonuna gitmek doğru olmaz. Hiç doğru olmaz. Ama derseniz ki hangi fonlar daha fazla performans? İşte biraz evvel de söyledim. Böyle enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde altın fonları, hisse fonları daha öne çıkıyor. Biraz ondan. Onlar daha öne çıkabilir. Ama dediğim gibi ben daha riski algım daha düşük, risk istemiyorum diyen katılımcılar için ve faizlerin, özür dilerim, enflasyonun düşeceğini düşünen katılımcılar için de bu kamu iş borçlanma araçları fonları veya bir parça risk alabilirim diyenler için en doğru fon aslında esnek fon dediğimiz hepsinden biraz içinde olan fonlar var. Biliyorsunuz emekli yatırım fonu değiştirme hakkını arttırdık. Onlar seviyesini çıkarttık. Yılda 12. 12 doğru. 10'da 12 evet doğru. O kadar değiştirmiyorlar. Bunu söyleyeyim. Zaten o kadar değiştirmiyorlar. Fakat işte bazı şirketlerimiz bunu robotik ortamlarda yapıyorlar. Yani fon roboyla öneri tavsiyesinde bulunuyorlar. Şimdi ben eğer kendim karar vermek istemiyorum, bu piyasaları bilmiyorum diyenler de bunu bir sözleşmeyle emekli şirketine bırakabilecekler artık portföy yönetim şirketiyle beraber. Biz de onlara zaman zaman belli periyotlarda fon tavsiyelerinde bulunabileceğiz. Bu da onların daha akılcı, daha doğru yatırım yapmalarına imkan verecek. Çünkü bazı katılımcılar sisteme giriyorlar. 10 sene, 15 sene hiç fonu değiştirmeden aynı fonda kalan katılımcılar oluyor. Bu da çok doğru bir şey değil açıkçası. Deniz Yurtsever, çok teşekkür ediyoruz efendim. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Evet efendim, MetLife Emeklilik ve Hayat Genel Müdürü Sayın Deniz Yurtsever bizlerle birlikteydi. Aslında kendisine ilettiğim sorular sizlerden gelen soruların bir toplamı halindeydi tahmin ediyorum. Herhalde sorularınıza cevap almışsınızdır. Efendim bir başka programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.